Fenerbahçe taraftarı, Fenerbahçe haberlerimize geçmeden önce videoyu beğenip kanalımıza abone olursanız seviniriz. 5 yıldızlı armamızı kullandığımız günden bu yana diğer takım taraftarlarından büyük tepkiler alıyoruz. Sizler kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. İyi seyirler. Şimdi bak, bu maçta İsmail Kartal Hoca dese ki kardeşim ben olduğu gibi U19 takımıyla çıkıyorum bile dese kimsenin sesini çıkartmaya hakkı yok. Bunu niye söylüyorum? Zaten sakatlıktan dolayısıyla çok sıkıntı yaşıyor. Şimdi bak BKO 2,5 ay yok. Serdar Aziz daha yeni ameliyat oldu. Ne zaman döneceği belli değil. Elinde kalan işte Ciku'nun ne zaman döneceği belli değil. Belki diyorlar işte Adana Demirspor işte belki oynama ihtimali var diyorlar. Şimdi elinde derli toplu kalan stoper kalmamış. Düşün yani. Bu arada hocam yani şeye de biraz bazı şeyler duyuyorum da şimdi daha olgunlaştırmadan anlatmayacağım. Abi kulüp doktoru da Ertuğrul Karanlık biliyorsun bu sene başı geldi. Beşiktaş'tan niye ayrıldığını bilmiyor musunuz bu adamın da Fenerbahçe'ye kulüp doktoru olarak tekrar aldınız. O da benim için böyle tuhaf transferlerden bir tanesi. Ben kimsenin ben doktor sadece değilim. Sadece doktorla alakalı bir durum mu ben değil mi bilmiyoruz tabii. Ya kardeşim 1000 tane adam sakatlanıyor geri dönen yok ya böyle bir şey olur mu Allah aşkına yani. Hani hoca demiyor muydu İsmail Hoca biz bunlara şöyle bakıyoruz böyle bakıyoruz ne diyordu? Haftalarca iyi gitti ama sürekli. Yapay zekayla kas yapay kontrolü. Yapay zekayla kas kontrolü ama motoru darbeye falan yapıyoruz. Darbeye dayalıyla kas aynı değil ya o anlamda şimdi bak, söylüyorum. Şimdi bak darbeye dayalı elba eyvallah onu farklı pozisyon olur ayağın kırılır bir sen olmazsın belki o başka mesele. Fakat işte bu bazı şeyler duyduğum için bazı kafamda soru işaretleri olduğum için olgunlaştırmadan da şimdi konuşmayayım. Peki. Ama yani bak 2,5 ay yok o yok bu yok falan. İsmail Hoca'nın elinde stoper kalmadı. Bak bugün Yusuf diye bir çocuk oynadı. 17 yaşında Galatasaray altyapısından 2019 yılında transfer edilen bir isim Yusuf Akçiçek. Normalde sol stoper ama sahada oynadığını söyleyelim. Çünkü Osterwolde de ikisi de solak. İkisi de sol stoper. İkisi de solak. İkisi de sol stoper değil. Sağ stoper. İkisi de sağ stoper değil. Osterwolde'yi solda Yusuf'u sağda kullandı. Yusuf vallahi ben sana bir şey söyleyeyim mi? Yani Yusuf yüzünden mağlup olsa da Fenerbahçe bugün ben Yusuf hakkında en ufak bir olumsuz bir şey söylemem. Daha 17 yaşında çocuk. Yavaş yavaş girdi. Zaten böyle biraz çekingen dikkat etsen biraz böyle geride başladı. Hani böyle tam istediklerini yapamadı. Sahaya yansıtamadı. O da çok normal yani. Abi Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray bu takımların formasını üzerine giyip sahaya çıktığın zaman kim bilir biz nasıl oluruz yani. Hocam bilir ilk sahaya çıktığı zaman anlatsın yani. Elin ayağın titrer ne yapacağını şaşırırsın. Kolay bir şey değil o formanın ağırlığını taşımak. Dolayısıyla bu arada kötü de oynamadı Yusuf. Hatta şöyle yapabilirim. Yani Yusuf büyüktür Samet'ten yani. Bence daha iyi bir seçenek. Yani, Samet'i de bu kadar yerden yere vurmanın anlamı yok. Ben o konuda katılmıyorum. Ya yerden yere ben vurmuyorum kardeşim. Herkes performansıyla konuşuluyor. Milli takımda iyi, ben mesela de, nasıl iyi olduğunu herkes düşünüyorum. Herkes performansıyla konuşur. Bu iş böyledir yani. İyi oynarsan iyi konuşuruz. Kötü oynarsan kötü konuşuruz. Ne yapacağım sen kötü oynayınca iyi mi konuşacağım yani senin hakkında? Bir şey söyleyeceğiz lan yani adama. Sen benim hakkımda hep iyi konuşursun. Ya sen hep iyi oynuyorsun ama. Sen hep iyi oynuyorsun. Ama Yusuf'u ilk önce bir tebrik edelim. İlk Fenerbahçe A takımında görev alıyor ve bir Avrupa Kupası'nda. Şimdi bu tip gençlerimizi desteklememiz lazım. Kesinlikle. Eleştirilecek çok zaman var. Şu an bu akşam eleştirilecek bir zaman değil. Bunun için Yusuf'u takımın genelinde biz büyükler olarak bir kere tebrik edelim. Hakkını peki, verelim. Tebrikler Yusuf. Tabii ki. Bu arada tabii Ergin çok eski arkadaşım olduğu için Ergin çok mütevazıdır. Hani böyle bekler. Ben şimdi o yüzden onu da dengelemek istiyorum. Ergin bir Fenerbahçe ile ilgili genel bir konuşalım. Üst üste iki yenilgi çünkü. Evet. Normalde biliyorum Beşiktaş'a da konuşacağız da programımız içinde özet görüntüler de olacak. Maç sonu açıklamalar sıcağı olacak ama Ergin'den de bir genel bir değerlendirme alalım. Ya 19'da 19'du. Herkes güzeldi her şey için ama şimdi 20'de 19 oldu. 21'de 19 oldu, doğru mu? Hı. Şimdi bu uzarsa bu sıkıntı. Niye? Sezon başından beri benim Fenerbahçe için anlattığım bir şey var. Kazanarak giderken Fenerbahçe, kazanırken herkes güzeldir. Ama Fenerbahçe çok kırılgan son yıllarda yaşadıklarından dolayı. 7-8 yıldır, 10 yıldır yaşadıklarından dolayı kırılgan. Psikolojik olarak da vereceği bir mücadele var bu sene. Yani sahadaki fiziğin, tekniğin, taktiğin, kalitenin yanında bir de işin mental tarafı var. Hı. İşler hafif sarpa sarmaya başladığında o cenderedan çıkabilmeyi becerebilirse Fenerbahçe artık tamam. Yani çünkü kadro kalitesi falan buna yeterli. Tam o evrenin içerisinde gibi. Çünkü niye? Avrupa'ya bir planı vardı, lige bir planı vardı hocanın. Değil mi? Farklı kadrolar, farklı takımlar kullanıyordu. Şimdi iki maçtır o iki planında işlemediğini görüyoruz.
kabul ediyorum. Fred ve Beka çok önemli dişli. Yani omurganın iki tane adamı. Çünkü Fred'in olmaması sadece Fred yok demek değil. Fred olmadığı zaman orta sahada Şimanski'nin oyunu, Zayis'in oyunu, kim oynuyorsa, solda Tadic'in oyunu, hepsinin görevleri de dağılıyor. Çünkü arkada süpürücü adamlar, seni rahatlatacak psikolojik adam olmadığı zaman sana ekstra bir görev geliyor sahada. O yüzden hani şu anda hoca için bence en önemli şey, ki zor bir deplasmana gidecek. O da kötü oldu Fenerbahçe. Yani içeride hafif bir maç oynasa toparlanabilir buradan da. Şimdi dört büyükler dışında hangi deplasman en zor desen, ki bazen büyük maç takımların deplasmanından da daha zor hale geliyor. Adana Demirspor deplasmanında oynamak. En zor deplasmanlardan tabii biri. Tabii. Şimdi önemli bir eşik. Yani 3 maç arka arkaya kaybetmek psikolojik olarak sıkıntıya sokabilir camiayı. Burada iyi bir mentor lazım. Yani takımın kendi mentörü olması lazım burada. Oyuncuların, hocanın. Ama böylesine 2 maç kötü giderken Adana Demirspor maçı aynı zamanda bir fırsattır. Çünkü o maçı kazandığın zaman bir daha böyle bir silkelenir, kendine gelirsin. Toparlayacaktır diye düşünüyorum hoca. 2 tane çok önemli bir kaybı var ama bunlar da oyuna dahil, futbola dahil şeyler. Sezon devam ederken böyle dönemler yine yaşanacaktır. Önemli olan buradan psikolojik olarak ne kadar az yıpranarak çıkabilirsen o kadar iyi. Tabii üst üste gelmesi de sıkıntı buradan olabilir. Çıkabilecek. Yani Ergin'in söylediğini eklemek istiyorum. Buradan çıkabilecek yetenekte, tecrübeye sahip, olgunluğa sahip, saha içi organizasyonunu çok çok iyi yapacak futbolcular var. Var, var, var. Bence 19-19 anormal. Ondan dolayı mı böyle geliyor? Tabii biz yani ama üst üste iki yenilgi aldığınız zaman dikkat çeker olabilir, sonuçta. Olabilir. Yani bu inişler, çıkışlar olabilir. Kadro yapısı çok kaliteli ve çok yetenekli. Ergin'in söylediğine şunu da eklemek istiyorum. Büyük takımlar düştüğü gibi kalkmasını da bilen takımlardır. Evet. Şimdi onun için Adana Demirspor maçı çok güzel söyledin aslında. Onlar için ayrı bir motivasyon olabilir. Oradan muhakkak daha farklı bir neticeyle dönmesi lazım. Dönebilecek de kadroya sahip. Öyleyse yani ama heyecan, yani o heyecanı yaşıyoruz. O heyecan var. Onun için Adana Demirspor maçı ve ondan sonraki haftalarda Beşiktaş maçı da var. Evet, yaklaşıyor. Beşiktaş maçı içinde, Beşiktaş takımı içinde bir çıkış olabilir. Yani her iki şeyi de, söylemi de kullanabiliriz. Dolayısıyla güzel haftalara giriyoruz. Peki. Ama Fenerbahçe kadro olarak buradan kalkabilecek seviyede bir takım. Emre Bol bir şeyler söyleyecek gibi bakıyor, çok doluyor diye de. Yok ya, şimdi doğru. Şöyle bir durum var. Aslında ilk kez Avrupa'da haftayı puansız kapattık. Evet. Hiç puan alamadık. Bayern Münih 2, Galatasaray 1, Beşiktaş 1, Bodo Glimt 2, ki Beşiktaş devam edemiyor. Ludogorets 2, Fenerbahçe 0. Şu anda 9. sıradayız. Onu belirteyim. Ama Belçika ile aramızda epey, 8. Belçika ile aramızda epey bir puan farkı var. Altta İskoçya var. İskoçya yaklaşıyor. Birazcık da tabii onu da dikkat etmek lazım. Genel çerçevede iyi başladığımız bir sezonu kötü devam ettiriyoruz. İnşallah buradan değişir ve döner. Bu dipnotu da söylemek istedim sevgili seyirciler. Çok fazla eleştiri görüyorum ben Livakovic'le ilgili. Ya gerek yok eleştiri yapmaya. Bu arada Livakovic'in yediği gol de biraz sonra gelecek muhtemelen, evet. Değil mi görüntüler? O görüntülerde de göreceğiz. Şimdi öyle bir pozisyon oldu ki, ben bu yazıda da yazdım. Öyle bir pozisyon var ki hocam, yerde rakip oyuncu yatıyor. Altı pasın içinde Ludogorets'te oyuncu yatıyor. Altı pasın içinde. Şimdi bence orada Livakovic dedi ki herhalde dışarı atar diye düşündü. Ki bunu düşünmemesi lazım. O başka mesele. Ben hakem düdüğünü çalmadan duran futbolcu yakınım. Olmaz, doğru. Konsantre olmaz. Offside diye elini kaldırıyor, duruyor. Sana ne kardeşim, bir hakem bayrağı kaldırsın da ondan sonra koşma. Ya da koş, ne yapacaksın. Sen oyununa bak diyorsun. Sen oyununa bak. O başka mesele. Orada bir konsantrasyon eksikliği oldu. Yani kendi takım arkadaşı olduğu için dedi ki herhalde altı pasın içinde adam yatarken gelip de kaleye vurmaz diye düşündü. Adam da vurdu. Çok da güzel bir gol oldu, onu da söyleyeyim. Ama tamamen konsantrasyon eksikliğinden bir gol yediğini söylemem lazım. Yani öyle çok hatalı da bir gol değil. Uzaktan sıktı oldu. Doğru düzgün pozisyonları da yok baktığın zaman maçın başından sonuna. Şimdi abi ne oldu Fenerbahçe'ye böyle dolu düzgün giderken? Şimdi Beka, Ciku, Fred. Ama çok önemli. Sonrasında Avrupa'da hep rotasyon yaptı. Yeni bir şey değil ki. Ya yani bu, o farklı oyuncularla oynamadı mı? Burada esasında bak, burada İsmail Hoca esasında ne yaptı? Ben sana söyleyeyim. İsmail Hoca'nın bugünkü çıkarttığı kadro, özellikle stoper tandemi, Adana Demirspor maçında kullanacağı stoper tandemi. Çünkü yok, elinde başka adam yok. Şimdi bu ikiliyi orada kullanacak. Bu ikilinin önüne ne yaptı? Şimdi Yusuf çok tecrübesiz.
Osterwolde stoper oynamayı çok bilen bir oyuncu değil. Hı. Esasında arızalı bir stoper tandemi var Fenerbahçe'nin. Ne yaptı? Önüne çift önlü balayla çıktı. Hem İsmail hem Crespo. Niye bunu yaptı? Dedi ki en azından dalga gelirken önde bir dalga kıran koyayım ki arka taraftakiler çok tecrübeli değiller, birlikte oynamaya alışkın değiller. Bunları bir şekilde ben tutabileyim. Ki esasında bunu da başardığını da söylemek lazım. Bence Adana Demirspor maçına da mutlaka ve mutlaka çift önlü balayla çıkması lazım bir kere. Yani o tabii maç gelmedi, daha konuşacağız maçı da. Daha çok vaktimiz var onunla ilgili. Ama Zayt'la ilgili aynı şeyi düşünmüyorum. Aman hocam sakın. Ya bu Zayt ve Crespo. Bu arada Samet konferansta yok ya kadroda. Belki ligde hani o Samet'le başlama durumu. Yo, bence Yusuf çok iyi oynadı bugün. Fena oynamadı çocuk yani. Yok, kötü diye söylemiyorum. Hani o... Yani bence oynatı devam edilebilir yani Yusuf'la. Esas mesele şu. Şimdi Zayt ve Crespo geçen sene kötü Fenerbahçe'nin, kötü takımın iyi oyuncularıydı. Bu sene iyi takımın kötü oyuncuları oldular ikisi de. Daha iyi bir takım var çünkü bugün ortada. Dolayısıyla çok fazla göze batmaya başladılar. Özellikle de Zayt daha fazla gözümüze batıyor. Şimdi eğer İsmail Hoca Adana Demirspor karşılaşmasında da Zayt tercihini yaparsa bence büyük yanlış yapar.